Fatoş! Neredesin ya? Kovdun ya. Tamam da gel. Mesaj. Aa. Francesco'dan mesaj gelmiş. Ne demiş? Merhaba Eliz, ben Francesco. Bu akşam seni yemeğe götürmek istiyorum. Müsait miydin? Laz mıydı bu? İtalyan yani Laz'ı. Ay şimdi sonu meşhur olan bir şeye girmek ne kadar doğru. Ya herkesler ne der? Yani. Ben o zaman hemen evet demeyeyim buna. Evet. De! Size ne canım, siz ne karışıyorsunuz kızcağıza? Ne var sende çocukla bir yemeğe çıkıversen? Kala kaldın öyle tek başına yalnız kukumak kuşu gibi manyak manyak boş boş işlerle uğraşıyorsun. Kızdırma beni. Git havan değişir en azından. Hadi, hadi. Doğru diyor. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Aa, ablacığım hoş geldin. Ay kim bilir neredeydin sen? Yüzün başın ne olmuş? Git eline yüzüne kadar bir şeyler yiyelim. Aç mısın? Ben elimi alsam lazım olacak bana. Ver. Bizim İtalya'da bir söz var. Akşam yemekleri güzelleştirmek için iki şey var. Bir şarap, iki kadın. Proprio come te. Sen öyle diyorsan. Ne yasak acaba? Bence sen seç. Ben sadece sana bakayım. Böyle bir tatil varken başka bir şey yemem. Su içsek bari. İyiyim iyiyim Ahmet. Yarın toplantı var ya. Ben de gideceğim. Benim de bir fikrim var diyeceğim. İsmet Hanım madem iki dakikada olsa beni dinlemedi artık yarın mecburen dinler. Sen tam bir kadınsın biliyorsun. Evet tam bir geisha. Geisha mı? Evet ya. Dişi ya anladın mı? Yani kadın gibi kadınsın abicim. Teşekkürler ya sen abicim diyorsun ya. O bile kulağa güzel geliyor. Senin o kadar makyaj ihtiyacı yok. O kırmızı rujdan senin güzel dudakların kapatıyor. İzninizle. Başka türlü silmek isterdim ama. Anlat bakalım ya. Seni tanışmak istiyorum ya. Sen kimsin? Ne iş yapıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Ben çalışmıyorum. Yani üniversiteye gitmedim. Yani gidemedim. Ne yapmak istedi peki? O gün toplantında ben dedi ya. Oha! O kadın çok akıllı ya. Ben yani küçüklüğümden beri bir şeyleri güzelleştirmeyi seviyorum. Yani sunum benim için çok önemli. Mesela bu masayı ben düzenleseydim böyle asla yapmazdım. Ya şuna bak. Ya şu kürdan yakıştı mı yani? Hem de böyle bir yere. Ya da ne bileyim şu ekmeklere bak yani. Peçetenin içinde resmen depresyondalar bu ekmekler. Sen çok güzelsin biliyorsun. Gerçekten her şeyi etrafından güzelleştiriyorsun. Sei speciale, molto speciale. Öyle mi? Parlando di te, dei tuoi sorrisi e dei tuoi se. Sulla tua pelle i silenzi, le paure e i tuoi perché. Güneşin beni, soğuk bir günde içimi ısıtan. Bak benim derdim şu. Kızlarımızı prenses gibi yetiştiriyoruz. Toz pembe bir dünyada tehlikelerden, gerçeklerden uzak büyütüyoruz. Onlara kurallar koyuyoruz, limitler koyuyoruz. Onu yapma, bunu yapma diyoruz. Tek dertleri güzel olmak, süslenmek oluyor. Sonra da bir prens bekliyorlar. Sen buldun mu bakayım prensini? Ya Ahmet sen beni hiç dinlemiyorsun. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Oysa biz prensesliğin kuralını baştan yazmalıyız. Onlar isterlerse her şeyi başarabilirler. Mesela bir prenses, doktor, mimar ya da ne bileyim astronot bile olabilir. Bunu söylemeliyiz.
Geldim. Deniz, ben seni çok merak ettim diye geldim. Yani şu Ahmet seyahati tek başınasın, ayağını şey korkarsın diye. Yoksa biz Francesco ile çok güzel bir yemek yedik. Onun için orada güzel yemekler yerken sen tek başına niye burada hadi kalasın? Hadi gel. İyi o zaman, çok ısrar ediyorsan azıcık oturup kalkarım yalnız. İyi, sen çok meşgul müydün? Yok ya, yarın ajansta bir sunum vardı, hazırladım bitti. Demek Francesco. Ya siz nerede böyle yemeklere gitmeye başladınız? Gerçi anlamam gerekiyordu ya. Francesco seni sorup duruyor. Ne sordu? Benle ilgili ne sordu sana? Neler sordu? Merak mı etmiş beni? Neler merak etmiş mesela? Bilmem. Ya şey, merak etinden değil aslında ya şey. Ya devam beni yemeğe götürmek istiyordu da ben çok meşgul olduğum için kabul edemiyordum. Sonra ayıp olmasın diye kabul ettim. İşte sonra dans ettik. Dans mı ettiniz? İşte beni havaya kaldırdı. Bir de şarkı söyledi. Vay, şarkı söyledi. Ay, inanmıyorum ya. Dur dur, devamını anlatma, ben kahve alıp geleyim. Deli azam ya. Büşra! Hayır, gitme dur. Lütfen beni dinle. Hayır. İşte bu adam karısını aldatıyor eski lisedeki aşkıyla. Karısının kocası da adamın iş ortağı. Şimdi kadın gebe. Kimden çocuğu oldu belli değil. Hastan DNA testi yapacaklar, ondan sonra deli olacak. Ay böyle saçmalıkları izleme. Hem senin hikayen daha güzel, anlat. Ay dur. İşte sonra biraz sohbet ettik. Beni ne kadar beğendiğini söyledi. Aklımı seviyormuş, çok zeki buluyormuş beni. Vay. Ondan sonra dudağımdaki ruju azalttı, saçımı topladı. Doğal seviyorum dedi. Aynı ben. Doğal. Aynı sen. Çok romantikmişsiniz. Aslında biliyor musun, ben erkeklere asla güvenmem. Benim bir tane eski sözüm vardı, Allah cesaret. Şu an düşünmek istemiyorum onu. Değiştir, kolu değiştir, başka şey odaklan. Hatırlamıyorsun, hatırlamıyorum. Ben Francesco'ya kefilim. Kefil misin? Güvenilir biri değil mi? Zaten kötü bir şey yapacak gibi durmuyor. Çok şeker bir insan, çok sevimli zaten. Ben seni ilk defa böyle görüyorum. Gözlerinin içi gülüyor. Ay inanmıyorum, Francesco'nun burcunu sormayı unuttum. Ya o Aralık'ta doğmuştu galiba. Aralık'ta mı doğdu? Tamam, akrep olamaz çünkü ellemedi beni. O zaman yay. Sen ne burcusun? Aslan, 30 Temmuz. Anlaşıyoruz biz onunla. Ben de koç. Ha, sen de ateşsin. Aa, Ahmet terazi, hava. Hava ateşi harlar. Siz de iyi anlaşırsınız Ahmet'le. Yalnız terazi çok sorumsuzdur. Ha şimdi uçağını kaçırmadan gelirse beyim ne âlâ. Geçen sene doğum günümde iş seyahatindeydi, dönemedi, uçağı kaçırdı. Ne kadar üzüldüm biliyor musun? Tek başıma doğum günümü kutladım. İlk defa. Ama işte abla yüreği affettim. Aslan'la koç da iyi anlaşır. Sana ben mi? Evet. Abi ye. Oh. 30 Temmuz mu? Emindim. Ay, ne oldu canım benim? Ya resmen geç kaldım sunuma. Ay vah vah ya vah vah. Vah 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 vah.